A final reason that more science often doesn't help has to do with the emergence of uncertainty. A final reason, son bir sebep, üç sebep oldu bununla birlikte, that more science often doesn't help. En nihai son sebep ki, neyin sebebi, hangi sebep? More science, daha fazla bilim, genellikle, sıklıkla yardımcı olmamaktadır. Bu şekilde doesn't help diyorsanız bir faydası yok, bir efendim bize bir yardımı yok. Daha fazla bilimin sıklıkla, genellikle yardımı olmamasının son sebebi has to do with. Dördü birden fiildir bu. Has to do with the emergence of uncertainty. Uncertainty, belirsizlik. Çok güzel. Şuradaki certain, kesin, net. Bir de I am certain dediğin zaman eminim demek. Certainty, kesinlik. Ama uncertainty, belirsizlik. Yani kesinlik halinin olmaması. Belirsizliğin ortaya çıkması, emergence, to emerge, ortaya çıkmak, belirmek, gözükmek. Emerge mesela, ne diyebiliriz? Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, yeni kanıtların ortaya çıkması. Emergence, ortaya çıkış, belirmek. İsim bir şekli tabii. Belirsizliğin ortaya çıkması, belirsizliğin gözükmesi. Has to do with, ile ilgisi olmak. Çok güzel. With'den sonra ne geliyorsa onunla ilgisi vardır. Bu has to do with de hep ben şeyle anlatıyorum. Tina Turner'ın şarkısı. Yine teneffüste size YouTube'dan dinleteyim. Benim kurslarımı başından beri internetten takip edecek olsa birisi herhalde bu ya 8'dir ya 10'dur. Tina Turner'ı muhakkak ezberlemiş olacak yani. Şarkının ismi bu. What's love got to do with it? Peki bunun bizimle ne alakası var? Buradaki got to falan ortaya çıktı bilmem ne. Şuradaki has biliyorsunuz veya has to aynı zamanda has got to, değil mi? I have money dediğiniz zaman param var. Ama I have got money o da param var demek İngilizce'de. Dolayısıyla bu has aynı zamanda has got, have got da kullanılıyor. Buradaki s dolayısıyla is değil. Şuradaki has'in kısaltılmış şekli. What has love got to do with it? Bunu başka şekilde yazacak olsaydık, açık bir vaziyette, bunu şu şekilde dönüştürüp, what does love have to do with it şeklinde yazabilirdik. Aynı şey. Şuradaki has got'ı normal have to şekline indirdik. İkisi tamamen aynı şey. Dolayısıyla aşkın, sevginin it dediği neyse, bununla ne alakası var? Aşkın, sevginin bununla ne alakası var? Konumuzla ne alakası var? Dolayısıyla bunu günlük hayatta şöyle kullanabilirsiniz. What's this dersiniz. This dediğiniz her neyse has got to do with me mesela. O zaman bunun benimle ne alakası var? Mesela şunu öğrenirseniz has to do veyahut da has got to do öğrenmiş olursunuz. Yine aynı şekilde bunu this diye çevirdiğiniz zaman şuraya da me derseniz what does this have to do with me? Aynı şey. Yine bunu kısaltıp what's this falan diyebilirsiniz. O şekilde what does'ı kısaltıyorlar. Çok doğru olmasa da. What's this got to do with me? What's this have to do with me? O şekilde bozuk İngilizce olarak duyabilirsiniz zaman zaman. Bunun benimle ne alakası var? Bunun işte it dediği şey konumuzla onunla ne alakası var? Burada da daha fazla bilimin faydalı olmamasının genellikle son sebebi belirsizliğin ortaya çıkışıyla bir alakası var. Again, tekrar, consider the 2000 election. 2000 seçimini göz önüne alalım, tekrar. There is no reason to think that the complexities that emerge in Florida are not commonly present in other elections as well. There is no reason, hiçbir sebebi yok. Hiçbir sebep yok veyahut da ne sebebi yok? To think, düşünmek için hiçbir sebep yok. Düşünmenin sebebi yok. Onu da o şekilde söyleyebilirsiniz. Neyi düşünmek için bir sebep yok? That... Şunu düşünmek için hiçbir sebep yok. The complexities that emerge in Florida. Florida'da ortaya çıkmış olan, çıkan karmaşıklıklar are not commonly present in other elections as well. Diğer seçimlerde de, as well de, present, mevcut, var. Commonly, ortak bir şekilde veya yaygın bir şekilde. Burada yaygın daha güzel. Yaygın bir şekilde mevcut değildir. Şuradan itibaren tekrarlıyorum.
Florida'da ortaya çıkan karmaşıklıklar diğer veya başka seçimlerde de yaygın olarak, ortak olarak mevcut değildir diye düşünmek için hiçbir sebep yok. Burada dikkatinizi bir şeye çekeyim. Burası özne, onu anladınız. Ama buradaki öznede ne var? Simple past tense var. Burada ise simple present tense var. Hatırlarsanız özellikle bütün clause'larda bu tür böyle hani ters veyahut da birbiriyle ilk bakışta uyuşmuyormuş gibi gören tense'ler çok fazla karşımıza çıkıyor. Ama burada hiçbir tuhaflık yok. Burası past perfect tense olurdu, future'da olurdu. Her şey anlamlı olduğu sürece kabul. Bunu to think'e nasıl bağladığımız konusunda problem yok değil mi? Anlaşılıyor. What made these issues important was the closeness of the count combined with the extremely high stakes of the election. Non-close. What made these issues important? Bu konuları, mevzuları önemli yapan şey. Make something something. Bir şeyi bir şey yapmak. Bu da son derece yaygın olarak karşımıza çıktı. To make something something. Benzer şekilde to make somebody somebody. Hani ben seni adam ettim olayı var ya. Sen işte sokaklarda dolaşıyordun, ben seni evime aldım, adam ettim seni be işte falan değil mi? Türk filmlerin klasik repliklerinden. Birisini birisi yapmak. Burada da bir şeyi bir şey yapmak. Tabii aynı şekilde birisini bir şey yapmak, o da olur. Leştirmek anlamında. Burada da bu mevzuları, konuları önemli kılan, önemli yapan şey was, idi, neydi? Şu idi. The closeness of the count. Sayımın yakınlığı. Yani sayımda çıkan rakamların yakınlığı. Combine with neyle birleşik, neyle bir arada bu sayımın yakınlığı? With the extremely high stakes of the election. Seçimin son derece yüksek olan stake'leriyle buraya döneceğim. Birleştiğinde veya onunla birlikte yapılan sayımın yakınlığıydı. Bu mevzuları önemli kılan şey. Buradaki high stake ne olabilir? Stake normalde risktir. Nasıl? Pay olmaz tam olarak. Çıkar fena olmadı aslında. Bir şey high stake diyorsanız hani risk altında olan şey olduğu gibi aynı zamanda aslında şuradaki stake'i anlamanız için bu biraz daha hani zaman zaman görüyoruz bu tür kelimeleri Türkçe'ye tam aktaramıyorsunuz. Etrafıca anlatmam gerekiyor. Mesela deja vu nedir? Türkçe'ye geçmiş ama bir çocuğa deja vu'yu anlatacak olsanız ekmek değil su değil tarif etmeniz lazım. Veyahut da işte ona benzer ne var Türkçe'de? Ironik, ironik kelimesi var mesela. İronik Türkçe'de değil, Türkçe olan bir kelime değil, İngilizcemize geçmiş. Anlatmanız gerekiyor. Stake de hani risk anlamının yanı sıra aslında sadece risk değil. Biraz daha böyle etrafça anlatmak gerekiyor. Stake aslında oynadığınız bir bahse yatırdığınız miktar demektir. Dolayısıyla bahse niye oynar insan? Para kazanmak için, bir şey çıkar elde etmek için oynar aslında. Dolayısıyla hem elde edebileceğiniz kazanç stake hem de kaybedebileceğiniz şeydir stake aynı zamanda. Dolayısıyla high stake dediğiniz zaman hem kaybedeceğiniz şey yüksek hem de muhtemel olarak kazanabileceğiniz şey yüksek. Bahse koyduğunuz şeydir aslında stake. Bahse söz konusu olan kazanma ve kaybetme de işte neyse o kazanacak kaybedecek şey odur stake. Dolayısıyla seçimlerle ilgili yüksek stake var diyorsanız kazanan açısından kaybedecek kazanacak şey yüksek. Kaybedecek açısından da kaybedilecek şey yüksek. Dolayısıyla tam olarak risk karşılamıyor. Çünkü risk diye bir kelime zaten İngilizce'de var. Dolayısıyla burada tam olarak ne demek lazım emin değilim işin doğrusu. Hani söz konusu bahis yüksek mi diyeceğiz? Potansiyel kazanç kayıp mı yüksek diyeceğiz? Anlattığımdan doğru düzgün bir Türkçe çıkarabilen varsa yardımcı olursanız sevinirim yani. Bir sonraki sınıflarında anlatmak üzere. Dolayısıyla seçimle alakalı son derece yüksek olan işte stake'ler, kazanç ve kaybetme efendim söz konusu olan şeyler. İşte burada Cumhurbaşkanlığı, ne bileyim dünyanın en kuvvetli ülkesinin başkanlığı gibi şeyler söz konusu. Bununla birlikte, bununla birleşik olarak işte yapılan sayımın yakınlığıydı bu konuları önemli kılan şey. In the parlance of scientific debate, the final vote count became shrouded in uncertainty.
In the parlance of scientific debate. Scientific debate, bilimsel tartışma. Bilimsel tartışmanın parlansında. Evet, söz söyleme şekli bilimsel ifade içerisinde. Bilimsel, hani buna language diyebilirsiniz. Bilimsel dil. Bilimsel tartışma dili içinde. Normal konuşma değil de bilimsel çerçevede. The final vote count, nihai en son yapılan oy sayımı became shrouded in uncertainty. Shrouded in. Evet, şuradaki shroud çok güzel. Kefenlemek, bir şeyin içerisine sarıp sarmalamak, örtmek gibi anlamları var shroud'un. Aynı zamanda Shroud of Turin diye bir sınıfımda daha gösterdiğimi hatırlıyorum bunu. Şu mesela çok meşhur bir bez parçası aslında. Shroud of Turin diye geçiyor bu. Torino'daki bez veya örtü demek arkadaşlar. Enteresan. Niye Google alttaki yazıları şey yaptı acaba? Normalde göstermiyor muydu? Evet. Shroud of Turin. Turin, Torino. Shroud ise hem fiildir hem isimdir. Dediğim gibi şu bez parçası mı demek lazım? Bez mi demek lazım? Sözde bu Hazreti İsa çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı bez parçası ve X-ray ışınıyla tarandığında şöyle bir yüz çıktığı iddia ediliyor. Bazıları bu biraz abartı diyorlar. Bazıları gerçekten var diyor. Bilimsel olarak da çok ciddi araştırılıyor bu. Vatikan'da tutuluyor ve son derece böyle özel izinlerle ancak bundan işte bunu görebiliyorsunuz, parça alabiliyorsunuz, karbon 14 metodunu incelemek için falan filan. Dolayısıyla shroud demek ki bu ceset kime aitse bu bez parçasına shroud edilmiş, sarılmış, sarmalanmış, onunla örtülmüş. Dolayısıyla bir şey shrouded ise örtülü. Örtülü olduğu için de gözükmüyor. Dolayısıyla kaplı diyebilirsiniz efendim, bezenmiş diyebilirsiniz. Tabii bezenmek şey anlamında da kullanılıyor da süslemek anlamında burada o anlamda değil. Demek ki bilimsel tartışma dili içerisinde son sayım belirsizlik içerisinde shrouded oldu. Gizlendi, belirsizlik içerisinde saklandı. Birisi bir şey diyor, birisi bir şey diyor, ortaya uncertainty çıkıyor, belirsizlik çıkıyor. Had one candidate or another achieved a decisive victory in Florida, these uncertainties would still have existed, but they wouldn't have mattered. Şuradaki yapı ne arkadaşlar? Cümleye had ile başlamış. Çok güzel. Devrik cümle. If tip 3 devrik cümlesidir bu. Öbür tarafta da zaten would have artı verb 3 var. Şu cümle tamamen if tip 3 efendim ifadesinin devrik yapısı. Yani bu direkt olarak if one candidate or another had achieved aslında. Dolayısıyla bir aday veya diğeri, şu aday veya bu aday, if had achieved, elde etmiş olsaydı, direkt past perfect tense, Florida'da a decisive victory. Decisive, kesin, hiç tartışmaya bırakmayacak şekilde en son noktayı koyacak bir zafer. Decisive dediğinizde hani final decision vermiş oluyorsunuz. Bir konuya son noktayı koymuş oluyorsunuz. Genellikle bu şekilde victory ile çok sık kullanılır. A decisive mesela move bir şeyi sonlandıracak bir hareket şeklinde kullanılır. A decisive blow mesela. The fight ended with a decisive blow. Dövüş, kavga son böyle işte kararı koyucu, olayı sonlandırıcı bir darbeyle bitti, sonlandı. Bakın, a decisive victory. A decisive strike, yine son kararı, olayı sonlandıracak bir darbe, vuruş anlamında. A decisive moment, yine olayı sonlandıracak bir an şeklinde. Clue, ipucu demek. A decisive first step yine mesela. Burada a decisive leader. Olayı sonlandıracak. İpi ele alıp bu şekilde bir lider nasıl olunur falan. Burada da bir aday veya bir başkası. Florida'da a decisive nihai bir zafer eğer elde etmiş olsaydı these uncertainties bu belirsizlikler would still have existed. Yine de hala would have existed. Mevcut, var olmuş olurdu.
olmuş olurdu ama olmadı. Fakat they, yani şuradaki uncertainties, wouldn't have mattered. Aynı şekilde burada would have demişti, burada wouldn't have mattered. Matter, önem arz etmek. Burada fiil olduğu için önemli olmak. They dedi, işte bu belirsizlikler önemli olmuş olmazdı, önemli olmazdı. Sadece şuradaki sayımın yakınlığı, oyların birbirine aşırı yakın olması olayı karıştırıyor. Şurada işte decisive bir zafer, net, kesin, olayı tartışmaya açık bırakmayacak şekilde bir zafer elde etmiş olsaydı herhangi bir aday, bu belirsizlikler yine de var olmuş olacaktı ama önemli olmuş olmayacaktı, önemli olmayacaktı.